Gözün aydın İlyas. Sağ ol. Sağ ol. Tebrikler abi. Sağ ol. Gözün aydın. Bir oğlun olmuş. Sağ ol. Böyle bir günde kötü haber vermek istemezdim ama... Ne var gene? Kanlı geçitten aşağı bir minibüs indirmişsin. Canlı gammazladı. Şoförlükten aldılar seni. Bakım servisine verdiler. Bakım servisi mi? Al yazmalımı elimden alacaklar. Onun bunun kamyonunu mu temizleyeceğim ben? Bırakıyorum işi! Deli olma. Karını düşün. Şimdi çocuk da var. Onlar olmasa istediğini yapar. Bir delilik etme ne olur. Müdür bey içeride mi? Misafiri var. Haber vereyim mi? Karını düşün. Çocuk da var. Onlar olmasa istediğini yapardın. Sonra konuşuruz. O gece ilk defa gün ağrırken geldi eve. İşi olmadığını biliyordum. Sarhoştu. İlk defa böyle bakıyordu bana. Bir derdi mi vardı? Paylaşmak isterdim, anlatmıyordum. Samet'i bile sevmedi. Bir suç varsa bendeydi. Anlamıyordum, el kadar bebenin ne suçu olur? Meğer kamyonunu elinden almışlar. Kamyonundan ayrılamaz, arkadaşı gibi, yavuklusu gibi. Sen gidip bir konuşsana bacım. Müdürüyle mi? He ya, adam nereden bilsin işin aslını? Keyfinden yapmamış ki o kadar insanın canını kurtarmış. Ali ile gidersiniz, ben de bebeğe bakarım. İyi olur ya, ama doğru olur mu bilmem. Neresindeymiş bunun yanlışı? Kadın kısmına düşmez, İlyas kızmasın. Hepinizin iyiliği için bacım, başka çaren var mı? Bir ay geçti. Ağzına içki komazdı. Şimdi her gece sarhoş. Konuşmuyor, yemiyor. Yavrusunu bile sevmiyor. Boşuna bekleme nine, seni götürecek halim yok. Nine değilim ben. Nesin peki? Sen mi yolladın karını müdürün yanına? Ne saçmalıyorsun sen? İstanbul'da güzel karısını müdüre yollamış diyorlar. Kim uydurdu? Can mı? Karın müdürün yanındaymış, git bak. Ne oldu? Kamyonu o kadar insanın hayatından daha mühimmiş. İlyas! Ben getirdim. Benim yanımda vuramazsın ona. Benim işime karışmayın. Karışma! Gavat İstanbullu. Bırak ne halleri varsa görsünler. Bir daha söyle. Bir daha söyle lan. Gavat İstanbullu. Yalan mı lan? Göndermedin mi karını? Kalk ulan ya! Kalk git! Bir daha söyle bakayım he! Bırakın beni! Bırakın diyorum! Hiçbiriniz arkadaş değil misiniz be? Yalan mı lan? Bırakın beni! Yalan mı? Göndermedin mi karını? Kaçma lan it! Allah'ın İstanbullusu! Gel lan! Gavat! O gece eve hiç gelmedi. Ertesi gecedi. Kusur bendeydi. Biz hep bekledik. Cahil bir köylü kızı. Derdimi anlamaz diyordum. Olanı hazmedemiyordum. Yalnızdım. Dileğin sesi hep kulaklarımda. Onlar olmasa istediğini yapardın. Onlar olmasa. Asya, Samet. Derdimi açabildiğim, rahatça küfrettiğim, sızıp kalabildiğim bir yer vardı. Dilek'in evi. Yalnızdım, çaresizdim. Ona sığındım. Aylardır bekliyorduk. Sonunda bize gelecekti. Kocamızdı, babamızdı, her şeyimizdi. İşte al yazmalısıyla. Biliyordum sonunda bize geleceğini. Geçiyordum, bir hatır sorayım dedim. Boşuna bekliyorsun bacım, senin İstanbul'la artık Dilek Hanım'da kalıyor. O gece uyku girmedi gözüme. Yalan da o domuzun söylediği, biliyordum. Benim İlyas'ım. Gözümle görsem inanmam. Ne var senin? Hiç. İlyas. Karın geldi. Ne? Buradaydı. Mutfak penceresinden gördüm. Karın. Çocuğum var. Ben de sevdim ama... Al yazmalı. Asya'm. Senden başka kimseyi sevmedim ben.